Merhabalar. Şimdi ben bir soruyla başlamak istiyorum Cenk, sana yönelteceğim. Tabii. İnceleme kavramı olarak çok geniş bir alan biliyorsun. Ve çok geniş bir faaliyet alanında içine alan bir kavram. Bir yandan da bölümümüzün en geleneksel hizmeti diyebiliriz. Şimdi biraz detaya girersek, ne tür konular bu başlık altında değerlendirilebilir? Bize açıklayabilir misin? Tabii ki. Senin de söylediğin gibi aslında birçok konuda inceleme hizmeti verebiliyoruz. Fakat öne çıkanları belirteyim istersen. Özellikle sahte ve hatalı finansal raporlamalar, hukuki ihlaller, görev ihlalleri, komisyon iddiaları, kurumsal casusluk vakaları, varlıkların kötüye kullanımı, çıkar çatışması ya da tedarik ve bilgi suistimali gibi konularda biz inceleme hizmeti verebiliyoruz şirketlere. Çok teşekkürler. Yasin, sana da bir soruyla devam edeceğim. Peki, bir incelemeyi süreç olarak detaylandırmak gerekirse, hangi alt başlıklara, hangi detaylara inebiliriz? Nasıl detaylarda incelemeleri gerçekleştirebiliriz? Bunun için bir metot var mıdır tavsiye edilen? Tabii ki merhaba bu arada. Biz bu süreçleri tabii ki ilk başta bize müşterimizden bu talebin bize gelmesiyle başlıyor aslında. Daha sonra müşterimizin ihtiyaçlarına göre o kendisinin ihtiyaçlarına göre bir tailor made denilen fakat KPMG'nin de kendi metodolojisini uyguladığımız bir destek sağlıyoruz aslında. Süreçle alakalı olarak talebin gelmesinden sonra bir hazırlık aşamasına geçiyoruz. İncelenecek her konu üzerinde bir ön hazırlık çalışması yapılması gerekiyor çünkü. Her konunun bir benzeyen kısımları olmakla beraber her inceleme vakasının kendine özgü farklılıkları bulunuyor. Hazırlık aşamasında konu üzerinde karşı taraftan ihtiyaç duyacağımız bilgi ve belgelerin temin edilmesi süreci de başlıyor bir taraftan. Daha sonra ise ilgili bir bilgi ve belgelerin temin edilmesinin ardından ilgili dokümantasyon ve bilgilerin inceleme ve analiz süreci başlıyor. Bu süreci aslında değerlendirme süreci adını verebiliriz. Bu süreçte alınan bilgi ve belgeler analiz ediliyor. Konu üzerinde katkı sağlayacağını düşündüğümüz süreç sahipleriyle de görüşerek firma hakkında yaptığımız analizler ve genel bilgilerle bir büyük bir resim oluşturmaya başlıyoruz aslında bu süreçte. Daha sonra ise sağlıklı bir değerlendirme sürecinin amacıyla başladığımız inceleme çalışmasında doğru risklere odaklanmış bir şekilde kapsamlı test prosedürlerini gerçekleştirmeye başlıyoruz. Teşekkürler verdiğin bilgiler için. Peki Cenk, genel anlamda bir fikir oluşturması için konuyu özetlemiş oldu Yasin. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bahsettiğimiz inceleme vakalarının oluşmasında süreçlerde gördüğümüz ne tür eksikliklerin etkili olduğunu düşünüyorsun? Ve hani baktığımızda bu tür vakaların gerçekleşmeden engellenmesi için ne tür proaktif aksiyonlar alınabilir? Şöyle, Yasin'in de söylediği gibi aslında her inceleme konusu kendi farklı hikayesine sahip olsa da hemen hepsini bazı temel süreçlerdeki zafiyetler altında toplayabiliyoruz. Özellikle işlem ve faaliyet hacmi ile tutarsız biçimde manuel yürütülen süreçler bu tür riskleri barındırıyor ve bu tür risklerin gerçekleşme olasılığını arttırıyor. Bunun yanında küçük yapılarda özellikle bir kişiye gereğinden fazla sorumluluk verildiğine sık sık rastlıyoruz. Görevler ayrılığı ilkesinin göz ardı edildiği durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Burada şunu belirtmekte fayda var. Özellikle Türkiye'de şirketlerin zaman içerisinde küçük ya da orta ölçekli firmalardan artık kurumsal yapılara büyük ölçekli firmalar haline geldiği dönemde daha önce manuel olarak yürütülmesi mümkün süreçler artık büyük yapılarda aksaklıklara sebep oluyor manuel kontrol ortamları. Bu yüzden bu tür yatırımların yapılması, şirketler büyürken bazı şeylerin sistemsel hale getirilmesi, bazı kontrol ortamlarının büyük önem arz ediyor. Bir örnek vereyim. Masraf süreçlerini ele alalım örneğin. Bütün şirketlerde işletilen bir süreç, personel masrafları. Küçük bir firmada ilgili birim yöneticisinin gelen masraf beyanlarını manuel olarak kontrol etmesi ve onaylaması mümkünken büyük bir yapıya geçtiğinizde yüzlerce, binlerce masraf talebinin manuel olarak etkin bir şekilde, yeterli bir şekilde kontrol edilmesi ve onaylanması çok da mümkün olmuyor. İşte bu ihtiyaç hasıl olduğunda bazı sistemlerin de kontrol ortamlarına entegre edilmesi mutlaka düşünülmeli. Son sorum biraz daha çalışanlarla ilgili olacak. Sana yönelteceğim.
Şirketlerdeki zayıf kontrol ortamlarını kendi lehine kullanan kişilere dair geçmiş tecrübelerini düşündüğünde bir suistimalci profili çıkarmak mümkün olur mu sence? Aslında bu konu hakkında KPMG'nin uluslararası suistimal vakaları üzerinden yaptığı bir çalışma var aslında. Suistimalcinin profili olarak geçiyor. Bu birçok vakanın içeriğindeki suistimalcinin genel profiliyle alakalı bilgileri oluşturuyor aslında. Bu doğrudan her şirkette bu suistimali bu kişiler yapıyor ya da bu profile uyan kişiler yapıyor anlamına gelmemekle beraber ağırlıklı olarak 81 ülkeden 750 farklı suistimalci profili incelendiğinde ağırlıklı olarak erkek bir suistimalci ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ve 36-55 yaşlar arasında olduğunu ve ayrıca şirkette 6 yıldan uzun sürede yönetici pozisyonunda çalıştığını gösteriyor. Buna ek olarak ise bu suistimallere baktığımızda tek başına yapıldığı neredeyse iki katta fazla oranda gruplar halinde yapılıyor. Yani tek başından daha çok gruplar halinde yapıldığını da gözlemliyoruz aslında. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de suistimalcinin Cenk'in de bahsettiği gibi manuel kontrollerden kurtulan kurumsal firmaların daha otonom kontrollere geçmesi sebebiyle kontrollerden kaçınmak için çoğu zaman işbirliği yapması gerekiyor. Bu sonuca varıyoruz buradan. Bu nedenle danışıklı işçiler şirketler için önemli bir tehdit unsurunu oluşturuyor. Örneğin 5 veya daha fazla kişiden oluşan daha büyük gruplar tek başına veya küçük gruplar halinde hareket eden suistimalcilere göre finansal açıdan kurumlara daha fazla zarar verebiliyorlar. Çünkü kişi sayısı arttıktan sonra kontrol sahiplerinin kontrolleri aşma ihtimali de daha kolay hale geliyor diyebiliriz. Teşekkür ediyorum ikinize de bu verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok teşekkürler.